HDP buradan itibaren tutmazsa şeyi, suyun önünü diyeyim, AKP'nin normalleşme dediği şey şu anki anormal halin muhalefet tarafından normal kabul edilmesi. Yani AKP'nin normalleşmeden kastı Türkiye'nin demokratikleşmesi değil. Antidemokratik sistemin normalleşmesi. Eğer muhalefet buna rıza gösterir ve buradan itibaren iktidarla ilişkilenirse ve bakın hani sizi temin ederim önümüzdeki seçimlere kadar, yani önümüzde 3-4 yıllık bir dönem var. İktidar kendi gücünü tekrar konsolide eder ve tekrar 31 Mart'taki seçimin rövanşını alır. Yani burada çıtayı o yüzden çok daha şeyden tutmak gerekiyor. Daha beriden Kobani davasından itibaren çıtayı tutmak gerekiyor. İrfan Buyurun. Aktan, peki yani şimdi son gelişmeleri göz önüne alırsak biz muhalefetten, CHP'den ne bekleriz? Antikürtlükte müttefik olalım çağrısına, yani şimdi olasılıkları konuştuk ama işte son seçimde evet birinci parti oldu CHP, son dönemde normalleşme çalışmaları var. Yani siz ne bekliyorsunuz? Yaparsa hata yapar, seçimi kaybeder dediniz ama sizin beklentiniz nedir? Yani ne yapar şu an gördüğümüz CHP? Ben açıkçası CHP'nin sadece tek başına değil, bir bütün olarak içine sol muhalefeti de faşist olmayan, ırkçı dışlayıcı olmayan sağ muhalefeti de dahil ederek bir Türkiye programı çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda muhalefet oturup mevcut iktidarla bir anayasa masasına oturmak yerine önce bir Türkiye programı çıkartmalı ve bu Türkiye programını da bir muhalefet, yani bunu toplumla birlikte şekillendirerek muhalefetini bu şekilde sürdürmesi gerekiyor. Bana göre şu anda belli çevreler Özgür Özel'in etrafını kuşatmak, zihin dünyasını kuşatmak ve onu arzuladıkları evcil muhalefet pozisyonunda tutmak için çeşitli hamleler yürütüyorlar ve iktidar bunun temel organizatörü. Eğer Özgür Özel yönetimindeki CHP bu farkındalığı yitirir ve iktidarın sevgili muhalefeti konforuna kapılırsa kendisi de kaybeder. 31 Mart'ta sonuçta 31 Mart'ta CHP'ye gösterilen teveccüh iktidarın Türkiye'yi getirdiği felakete duyulan tepkinin bir sonucuydu. Şimdi iktidar diyor ki gel bana yardım et, bu felaketi tamir edelim. 4 yıl boyunca da seçim yapmayalım. Peki bu tamirattan çıkacak bakiye, sonuç kimin lehine, kimin kârhanesine yazılacak? Elbette 2028'de yahut eğer erken seçim olmazsa tabii 2028'de yapılacak seçimde AKP'nin hanesine yazılacak. Muhalefet, dolayısıyla bir kere muhalefetin artık yani CHP'nin toplumun nazarında iktidar partisi olduğunu idrak edip bu özgüvenle hareket etmesi ve aslında sadece seçim takvimini bekleyen iktidar partisi olduğunu bilerek hareket edip Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla iktidarın söylem alanının dışına çıkma pahasına uğraşması gerekiyor ve Kobani davası bu açıdan önemli bir mihenk taşı. Çünkü aslında iktidar buradan itibaren bir eşik koyuyor. Diyor ki sen gerçek demokratikleşmeye yol açacak muhalefetten vazgeç. Orası tehlikeli alan. Gel biz işte emeklilerin haklarını konuşalım, olur. Gel işte laiklik meselesini biraz tartışabiliriz. Bu arada müfredatta da tabii laikliğin köküne kibrit suyu dökmüş olunduğunu gizleyerek elbette. Şimdi dolayısıyla ben burada mesele CHP'nin DEM Parti'ye, Kürt siyasetçilere, Selahattin Demirtaş'a göstereceği teveccüh, işte duygusal destek filan değil. Mesele
gerçek anlamda memleket meselesi ve muhalefete, CHP'ye Kobani davası dahil olmak üzere Kürt siyaseti üzerinden, Kürt siyasetçiler üzerinden Türkiye'ye yeniden biçilmek istenen bu deli gömleğinin yırtılması konusundaki sorumluluğu yerine getirip getirmeyeceği. Bunun da politik çerçevesini çizen aktörler bu açı yani çeşitli müdahalelere girişebilirler. Kılıçdaroğlu zamanında da oldu. Kılıçdaroğlu da zamanında halis duygularla çeşitli hamlelerde bulunurken bir baktık ki 14 Nisan sonrası gizli protokoller imzalanmış ve bunların CHP'ye maliyetleri ortada, Türkiye'ye maliyetleri ortada. Dolayısıyla da Kobani davasında ya bakın şimdi biz bütün bu yüksek siyaseti konuşuyoruz ama burada aynı zamanda çok ciddi insan hakları ihlalleri var. Alp Altınörs, astronomik hapis cezaları bu insan Selahattin Demirtaş hakeza çok sayıda siyasetçi bunların yakınları var, çocukları babasız büyüyor ve bütün bunlar siyasi bir takım hamlelerin bedeli olarak bu insanların çocuklarına, ailelerine, onların etraflarına da yayılıyor. İşin bir de böyle bir boyutu var. İşin bu sadece siyasi değil aynı zamanda insani bir enkaz bırakıyor. Bütün bunlara karşı siz sadece siyasi tespit ya da hukuki tespit yaparak geçiştiremezsiniz. Özgür Özel dün diyor ki Özgür Özel bu diyor siyasi bir karar. Evet, Evet, hukuki dava değil diyor. gayet isabetli bir tespit ama peki ben de bu tespiti yaparım. Seçil Hanım siz de yaparsınız. Sokaktaki herkes bu tespiti yapabilir. Peki ama siz siyasi muhalefetin en önde gelen aktörü olarak bunun üstüne ne koyuyorsunuz? Daha yüksek bir ses Yani mi beklerdiniz CHP'den? muhakkak bu yani bu sadece HDP'nin, DEM Parti'nin sorunu ya da Kürtlerin sorunu değil ki bu Türkiye'nin sorunu. Ve CHP üstelik diyelim ki sadece Kürtlerin sorunu. CHP aynı zamanda Kürtlerin de partisi değil mi? Yani böyle bir iddiadan geri mi dönüyor? CHP Kürt meselesi bizi ilgilendirmez. O devletin meselesi. Biz başka konularda o zaman Türkiye'yi yönetmeye nasıl talip olacaksınız? Eğer Kürt meselesini çözemiyorsanız, çözemezseniz tıpkı şu an AKP, tıpkı 90'ların DYP'si, ondan önceki ANAP'ı bu iktidarlar gibi ya da o dönemin koalisyonları gibi gide gide Türkiye'yi yeni krizlere, yeni felaketlere sürüklemek dışında hiçbir gelecek vaat etmemiş olursunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz İrfan Ak'tan kıymetli değerlendirmeleriniz için.